Bu gördüğünüz fotoğraf bundan 33 yıl önce Güneş sisteminin neredeyse dışarısından Voyager 1 tarafından çekilmiş oldukça özel bir portre. Dikkatle bakıldığında bunun içerisinde Venüs'ten Neptün'e kadar 6 gezegeni bir arada içeren ve milyarlarca kilometre uzaktan çekilen bir Güneş sistemi selfisi olduğunu fark edebilirsiniz. Bu fotoğraftaki Güneş sistemini oluşturan her yapı yakından bakıldığında eski sevgilinizi unutturacak kadar ihtişamlı güzelliklere sahip olsalar da uzayı keşfetmeye başladığımız yıllardan bu yana bizi bir konuda yarı yolda bırakıyor. Herkesin kendi gibi birini aradığı bu dünyada kendi gibi bir canlıyı arayan insanlar hala bu soruya bir yanıt verebilmiş değil. Güneş sistemimiz en ufak bir incelemede oldukça yaşanamaz görünen yerlerle dolu olsalar da umudumuzu kesmeyerek videomuzda Güneş sisteminin en yaşanılabilir yerlerine göz atıyoruz. Videoya geçmeden önce eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanala abone olarak bize destek olabilir, videolar hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hadi başlayalım. Yaşam barındırabilme ihtimali en yüksek olan gezegen ve uydularına göz atmadan önce bu konuda kilit bir kavrama değinmemiz gerek. Habitable zone veya Türkçe çevirisiyle yaşanılabilir bölge en basit tanımıyla bir gök cisminin yüzeyinde sıvı su barındırabilme ihtimalinin olduğu alandır. Bu alan doğrudan doğruya sistemin yıldızının etrafında yaydığı ısı ile bağlantılıdır. Eğer ısı kaynağına yaklaşırsanız gezegendeki sıcaklık artacağı için suyun sıvıdan buhar haline geçmesi kolaylaşır. Aynı şekilde ısı kaynağından uzaklaşırsanız sıcaklık azalacağı için suyun donarak katı hale geçme eğilimi de artacak ve bunlar gezegeni daha yaşanamaz kılacaktır. Bu yaşanılabilir bölge Güneş sistemi için Venüs ile Mars arası bir bölgeyi kaplar ve buradan da anlaşılacağı gibi Dünya yüzeyinde sıvı su barındırabilen yaşanılabilir bir gezegendir. Şimdi videomuzun ikinci kısmına yani Güneş sistemindeki gök cisimlerini sorgulamaya geçebiliriz. Az önce üstüne değindiğimiz yaşanılabilir bölge ölçütünü baz alırsak sistemimizde en elverişli ortam Venüs, Dünya ve Mars'ta bulunuyor. Ancak listemizden Venüs'ü yüzeyindeki 400 dereceye varan sıcaklığı için çıkarmamız gerekecek. Diğer bir elverişli ortam olan Mars'ın durumu ise Dünya kadar iyi olmamakla beraber Venüs kadar da kötü değil. Günümüzdeki ince atmosferi nedeniyle hava sıcaklığı ortalama -40 derecede geziniyor. Ancak Mars milyonlarca yıl önce günümüzdeki kurak yapısına rağmen tıpkı günümüzdeki Dünya gibi denizleri olan yaşanılabilir bir yerdi. Bu sebepten ötürü Mars geçmişte bir yaşam evi sahipliği yapmış olabilir. Bu heyecan verici ihtimali sonuçlandırmak için Amerika ve Avrupa Mars'tan yaşam kalıntısı bulundurabilecek örnekler getirmeye hazırlanıyor. Ancak iş henüz burada bitmiyor. Yaşanılabilir bölgenin dışında kalmasına rağmen bazı kendine has özellikleri sebebiyle yaşama elverişli ortama sahip uydu ve cüce gezegenler bulunmakta. Bu gök cisimleri yaşama elverişli olmanın tüm özelliklerini taşımasa da bazı özelliklerini içeriyor. Bunlardan ilki Enceladus. Satürn'ün başta gelen uydularından biri olmakla birlikte Enceladus tam manasıyla bir okyanus uydusu. Oldukça küçük boyutlarda olan bu uydu dış yüzeyinde kalın bir buz tabakası içermekle birlikte bu tabakanın hemen altında 10 kilometre derinliğinde bir su okyanusu bulunmakta. Listemizdeki bir başka Satürn uydusu ise Titan. Büyük boyutlarıyla birlikte bu cisim tıpkı Dünya gibi oldukça kararlı bir atmosfere sahip. Aynı zamanda Güneş sistemi içerisinde yüzeyinde sıvı metan bulunduran tek gök cismidir. Titan'ın oldukça ilginç koşullarında yüzeye inerek yaşamı araştırmak için hali hazırda geliştirilen bir Dragonfly görevi bulunmakta. Bu konuda pek çok şüpheye sahip olduğumuz uydulardan biri de Europa. Galileo tarafından keşfedilenlerden biri olan bu gök cisminin yüzeyi Güneş sistemindeki herhangi bir cismin yüzeyinden daha pürüzsüzdür. Ve bu durum onun da tıpkı Enceladus gibi yüzeyinin altında bir okyanus barındırabileceği anlamına gelir. Bu belirsizliği çözmek için NASA 2024 yılında Europa'ya bir keşif aracı gönderecek. Listemizdeki bir sonraki sıra ise Güneş sisteminin en büyük uydusu Ganymede. Merkür'den bile büyük kütlesiyle beraber Ganymede yüzeyinin altında dünyadaki okyanuslardan daha fazla su içermektedir. Oldukça ince bir oksijen atmosferine sahip olmakla birlikte bu ilginç özelliklerin araştırılması için Avrupa bu yıl Ganymede'i de inceleyecek bir keşif aracını Jüpiter'e gönderecek. Listemizdeki en küçük uydulardan biri de Satürn'ün uydularından Mimas. 400 bin kilometrelik yüzey ölçümüyle
oldukça küçük boyutlu bu gök cismi küçük oranda kaya ve büyük oranda su buzundan oluşmakta. Bir diğer doğal uydu ise Neptün'ün en büyük uydusu Triton. Hakkında oldukça az bilgi sahip olduğumuz Triton, bilindiği kadarıyla %15 ila %35 gibi geniş bir aralıkta su buzunu barındırır. Söz konusu gök cismi ile ilgili daha isabetli yorumlar yapabilmek adına daha geniş araştırmalar gerekmekte. Bir başka dikkat çekici uydu ise Jüpiter'in en büyük ikinci uydusu Callisto. Yoğunluğunun düşük olması sebebiyle dikkat çekmiş cisimlerden biri olan bu uydu yarı yarıya buzdan oluşmakta. İddiaya göre 1 kilometrelik bir kabuğun önemli miktarında su okyanusu bulunmakta. Avrupa'nın bu yıl Jüpiter'e göndereceği Juice misyonu ile Callisto hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. Listemizdeki bir başka uydu ise Satürn'ün oldukça küçük bir uydusu olan Dion. Yapısında hemen hemen eşit oranlarda kaya ve su buzu içerdiği için dikkat çeken bu gök cisminin içinde bir su okyanusu bulunabilir. Listemizdeki son sıra aynı zamanda listemizdeki tek cüce gezegen olan Plüton. Plüton'un yüzeyi nitrojenin, karbonmonoksitin, metanın ve suyun buz halinden oluşuyor. İç yapısında ise yoğun miktarda su buzu ve sıvı su bulundurduğu düşünülüyor. Bu yapısı itibariyle Plüton yaşanılabilirlik açısından dikkat çekici yerlerden biri. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenip kanalımıza abone olabilir. Ayrıca içeriklerimizin daha çok insana ulaşması için videomuzu paylaşarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.